Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Bakıya 2 günlük rəsmi səfəri başlayıb. Azərbaycana yola düşməzdən öncə açıqlama verən Rəcəb Tayyip Erdoğan, Türkiyənin Azərbaycana olan dəstəyinin bundan sonra da davam edəcəyini bildirib. Yarın Bakü'də düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azərbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız. Değerli basın mensupları, Bakü'yü son olarak 25 Şubat 2020 tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle ziyaret etmiştim. Aradan geçen süre zarfında İkili ilişkilerimizde kaydedilen aşamaları ve mevcut durumu Sayın Aliyev'le birlikte ele alacağız. Kaldı ki bu süre içerisinde sık sık telefon diplomasisiyle zaten hep bir arada olduk. Azerbaycan'la savunma sanayi alanındaki işbirliğinden güvenliğe ve terörle mücadeleye, enerjiden ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede İlişkilerimiz mevcuttur. Real TV'ye danışan hərbi və siyasi məsələlər üzrə mütəxəssislər hazırki dönəmdə bu səfərin böyük önəm daşıdığını və iki ölkə prezidenti arasında keçiriləcək görüş zamanı bir çox məsələlərin müzakirə ediləcəyini dedilər. Bu aile içi bir ziyaret olarak değerlendirilebilir. Yani çünkü bu pandemi sürecinde sadece insanlar aileyle görüşüyor. Bu iki kardeş ülkenin birbirini ziyaret etmesi. Ben bunu böyle yorumluyorum. Bundan başka yorumlayacak kimse de çıkmayacaktır. Bu pandemi ortamında başka bir ülkeye de yakın zamanda ben ziyaret edildiğini veya ziyarete gelineceğini de devlet başkanı lider düzeyinde olduğunu zannetmiyorum. Bu da işte iki devletin ne kadar birbirine verdiği, önem verdiği, ne kadar birbirini saydığı, ne kadar değer verdiği, ne kadar kardeş olduğunu en büyük göstergesi olarak değerlendiriyorum. Valla tabii çok sayıda konu ele alınabilir. Şimdi bunu tam olarak gündem maddelerini ne söylersek doğru olmayabilir. Ama mutlaka şunlar konuşulacaktır. Yani ekonomik anlamdaki konular, savunma ve güvenlik anlamdaki konular, bu pandemi sürecinde karşılıklı ilişkilerin devamını ve arttırmasını gereken konular, bu Şanlı Azerbaycan ordusunun kazandığı savaştan sonra artık bu bölgede tekrar jeopolitik tekrar şekillenecek. Dolayısıyla bununla ilgili geleceğe yönelik perspektifler ve konular mutlaka gündem madde arasında olacaktır. Ama sorunuzun başındaki bu Erivan yönetiminin Ermenistan'ın seyretmesinin yani seyretsinler. Yani şunu bilsinler ki Azerbaycan yalnız değil. Yani onlar böyle sağdan soldan çeşitli onları kullanan bakın bu lafın altını çiziyor, onları kullanan ülkeler var ama Azerbaycan'ın yanında arkasında her zaman burada Türkiye'de yaşayan kardeşleri var, Türk dünyası var. Bunu da unutmasınlar. Bundan sonra yapacakları hareketlerde bunu göz önüne alsınlar diyorum ben. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a seferi zamanı Türkiye ile Azerbaycan arasında medya sahesinde strateji əməkdaşlıq memorandumu imzalanacak. İki ülkenin mövcud dostluk münasibetlerini güçlendirmek ve medya sahesinde əməkdaşlığı genişlendirmek məqsədiyle ortak medya platforması yaratılacak. Memorandumdan sonra 3 ay ərzində ortak medya platformanın hayata geçirilmesi için etraflı hedef yönlü plan hazırlamak için ortak işçi komissiya təyin ediləcək.